Ringde mavi köşede mavi eldivenle Bitlisli sporcu Hasan Eripek. Harika bir maç bizleri bekliyor. Samet Adebe. Hasan Eripek mücadelesi başladı. Bir ağır siklet mücadelesi. 100 kilo mücadelesi. 100 ve üzeri kilo mücadelesi. Gerçekten çok güçlü iki sporcu. Mücadele de çok sert başladı. Darbeler de çok güçlü ve çok sert oluyor. Ağır siklet mücadelelerinde. Mücadele de öyle başladı. Yanımızda VAKO Uluslararası Federasyon Hakem Kurulu üyesi ve VAKO Pro temsilcisi Şahin Koçak hocamız var. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba. Umut Fight Arena 6 tüm heyecanıyla, tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi de ringde bir ağır siklet mücadelesi var. Merhaba kardeşim. Şimdi bu arkadaşlarımız iki sporcumuz da milli takımın iyi sporcuları. Samet gençlerden büyüklere yeni geçmiş bir sporcumuz, yetenekli bir sporcumuz. Şu anda denk bir sporcu bunların ikisi de. Denk bir müsabaka olacağını düşünüyorum. Her ikisi de çok yetenekli, çok güçlü. Uluslararası arenada yeteneklerini ispatlamış sporcularımız. Her iki sporcu da 6 kez Türkiye şampiyonu olmuş milli sporcular hocam aynı zamanda. Evet, evet, evet. Çok da güçlü bir maç. Samet 19 yaşında, 1.91 boyunca profesyonelde 8 maçı var, 8'ini de kazandı. Hiç yenilgisi yok. 6 kez Türkiye şampiyonluğu var. Avrupa kickboks şampiyonluğu var. Dünya kickboks şampiyonluğu bulunuyor. Arat İhtisas Spor Kulübü sporcusu, antrenörü Mücahit Arat. Lakabı The King Samet Adebe. Mavi köşede Bitlisli sporcu 23 yaşında. 1.94 boyunca. Hasan Eripek profesyonelde 9 maçı var, 6'sını kazandı. 6 kez Türkiye şampiyonluğu, Dünya Kupası üçüncülüğü bulunuyor. Krater Fight Akademi sporcusu, antrenörü Ömer Uğur, lakabı Hattab. Hasan Eripek. Evet Hasan, şu anda biraz bilmiyorum ama kondisyonu sanki iyi değil gibi. Samet daha agresif değil mi hocam şu ana kadar, öyle şu görünüyor. Samet daha iyiydi, iri ve daha atak konuşmaya çalışıyor ama şöyle diyebilirim, hani deyim yerindeyse Hasan abisi sayılır. Ama gördüğüm kadarıyla Hasan'ın kondisyonu biraz zayıf. Samet bunu avantaja çevirebilir. İlk round'dan bu şekilde olması. Samet şu ana kadar daha isabetli vuruşları bulan taraf oldu. Hasan Eripek karşısında. Salonda da büyük bir destek var her iki sporcuya. Harika bir atmosfer var. Dediğim gibi Hasan'ın kondisyonu biraz zayıf. Hani şu anda Hasan kondisyonu zayıf olmasıyla beraber aldım vurdum vurdum pozisyonda müsabaka yapmaya çalışıyor ama her ikisi açısından da hayırlısının olmasını isterim. İyi olanın kazanmasını isterim. Hocam organizasyonu nasıl değerlendiriyorsunuz? Umut Fight Arena'nın 6.sı düzenleniyor. Neler diyeceksiniz? Umut gerçekten dünya standartlarında bir kalitede bir müsabaka yapıyor, organizasyon yapıyor. Bağlantıları güzel, verdiği yer güzel, çizdiği yol ve verdiği fotoğraf çok iyi. Doğru gidiyor. Daha iyi yerlerde olacağını umut ediyorum. Bu arada federasyon başkanımıza da teşekkür etmek istiyorum. Ben her ne kadar federasyon tersine olsam da inanılmaz bir derecede bu promotör arkadaşlarımız, organizatör arkadaşlarımızın yanında olmaya çalışıyorum. Çünkü biz tam bir spor adamı. Dolayısıyla bu organizatörlerimizin de ciddi şansları var. Bunu değerlendirmeleri lazım. Her şeyden önce tabii ki Umut Norgaz şu anda bir etiket, kalite olmuş durumda. Marka olmuş durumda. Bir marka yarattı Umut Fight Arena ile. Hiç tartışmasız. Hiç tartışmasız. İşi gücü rast gitsin, Allah yolunu açık etsin. Gerçekten Umut Norgaz daha iyisini katacağını harika bir organizasyon yapıyor. Evet, çok hocam, kesinlikle her organizasyon üzerine koya koya devam ediyor. Vizyon. Ben evet, diğer organizasyonları da hep anlatma şansı buldum. Hakikaten her organizasyonda çok güzel yenilikler, farklılıklar, güzellikler görüyoruz. Kesinlikle. Yani ben bilmiyorum ama belki biraz fazla abartı olacağım. Yani bazı organizatörlerin de kızmasınlar. Bazı örnekleri birbirlerinden alması gerekiyorsa da Umut Norgaz'dan bir şeyleri alıp bazı çizgileri o doğrultuda götürmeleri bence çok mantıklı.
Evet, aynen dediğim gibi. Mücadelede çok sert başladı ikinci round. Samet'ten çok güçlü bir sağ kroşe izledik. Hasan kontra ile cevap verdi. Evet, Hasan şu anda ne varsa kullanayım ya tutarsa gibi, ama hani bu tamamen kondisyon yetersizliğinden kaynaklanan bir. Samet'ten güzel bir spinning high kick. Etkiliydi Samet Adeve. Tempoyu arttırıyor bu anlarda. Samet aynı zamanda önümüzdeki yıl yapılacak olan, Portekiz'de yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek bir sporcumuz. Dolayısıyla bu da onun için bir müsabaka tecrübesi olacak. Arkaya isabetli yumruklar. Mücadelede sertlik şu anda yükseldi. Bir spinning back kick, back fist denemesi Hasan Eripek'ten. Sabitli bir sol direk Hasan Eripek. Samet'ten sabitli bir sol direk. Samet şimdi rakibini köşeye sıkıştırdı, bir pres uyguluyor. Sol direkte isabeti buldu. Yani dediğimiz gibi Samet kondisyonuyla yeterliyle şu anda Hasan'ın üzerine ağırlığını koymuş durumda. Yoksa keşke Hasan da biraz daha kondisyonlu olsaydı da biraz daha denk bir müsabaka yapsaydı, ama tabii ki bu müsabakanın DNA'sı bu. Samet bu avantajı kullanacak. Güzel bir sol direk Samet Adem'e. Sanaripik'ten boşa giden yumruklar, isabetleri bulamadı. Arka arkaya güzel iki isabet Samet Adeve. Ve mücadelede İkinci raundu da noktaladık sevgili izleyiciler. Samet Adeve, Hasan Eripek mücadelesi. Hocam nasıl bir raundu geride bıraktı? Ya dediğim gibi Hasan gerçekten kaliteli bir sporcu. Ben ilk defa Hasan'ı bu şekilde görüyorum. Ha, Samet'te problem yok. Samet aynı Samet. Dediğim gibi gençlerden büyüklere geçmiş bir sporcumuz. Dünya Şampiyonası'na hazırlanan bir sporcumuz. Burada Hasan maalesef hazırlanmamış. Yeteri kadar hazırlanmamış. Yani Samet biraz daha fit görünüyor hocam, değil mi? Yani disiplin, çalışma. Eğer böyle bir müsabakaya çıkacaksanız tabii ki bu kadar medyanın önünde, televizyonun önünde, kameraların önünde daha hazır olmanız lazım. Bu sporcularımız bu şekilde müsabaka yaptıktan sonra eminim ki Hasan daha sonrasında bir rövanş isteyecektir yani. Kesinlikle isteyecektir, çünkü ben Hasan ilk defa böyle görüyorum. İkisi de bizim güzide sporcumuz, ikisi de maşallah var, ama tabii ki ferdi spor bir taraftan bir taraf kaybedecek, bir taraf kazanacak. Mutlaka, evet. Tabii evet. Ki. Herkes taşlarını iyi oynayacak. Bir kazanan olacak. Evet. İllaki bir kazanan olacak. Ve belki kazanın. De kazananı belirleyecek o son round başladı sevgili izleyiciler. Samet Adeve. Samet rakibine pres uygulayarak başladı son round'a. Hasan biraz sersemlemiş durumda. İsabetleri bulamıyor. Samet dengesini kaybetti, yere düştü. Samet 3. round'da iyice ağırlığını koydu. Samet'ten aslında bu tür akrobatik bir hareket denemesi, ama hocam bu isabeti bulamayınca gücü de orada boşa gitmiş oluyor. Sporcunun tercihidir. Yapıyor ama bence yapmaması lazım. Çünkü her yaptığında yere düşüyor. Burada yine söylüyorum, Hasan'ın kondisyonsuz olması, Samet'in yere düşmesi. Hasan aslında bu gibi durumlarını da kullanabilen bir sporcu.
Evet, şöyle bir aparkatla yokladı rakibini. Köşeye sıkıştırdı. Güzel, çeneye doğru. Güzel bir tekme izledik Samet'ten. Yine bir akrobatik hareket, bir spinning back kick denemesi ama isabeti bulamadı. Samet Adeve. Bir low kick Samet'ten. Mücadelede artık yavaş yavaş sonlara doğru yaklaşıyoruz. Güzel bir sağ direk Hasan. Mücadelede artık yavaş yavaş sonlara geliyoruz. Şu anda bence dişliğin düşmesi Hasan'a yaradı. Bu arada nefes alacak, dinlenecek. Düşmesi iyiydi ama oluyor, evet, olacak. Evet, mücadelede Hasan, bunlar yaşanabiliyor. Hasan'a burada bir, evet, piyango çıktı diyebilirim. Samet Vakip'ten iyi kaçtı. Soluyla Hasan'ın üzerine gitti. Hasan sol direkte isabeti buldu. Bir high kick Samet'ten. High kick'in ardından sol direk çıkardı. Samet Adeve. Normalde Hasan'da bu tecrübe olmasa bu 3. round'da çıkaramazdı bu kondisyonda. Değil mi hocam? Evet, tecrübesiyle şu anda ringde kalıyor. Şu anda ringde biraz daha duruyor. Burada da bir açılma var Hasan'ın. Evet. Ve mücadele sona erdi sevgili izleyiciler. Samet Adeve, Hasan Eripek mücadelesi sona erdi. Çok çekişmeli ve keyifli bir mücadele izledik. Bir ağır siklet mücadelesi. Her iki sporcu da birbirini kutluyor. Evet, İki milli de. Sporcu hocam. Tabii ki karşılaşmayı değerlendirelim. Çok da gentleman sporcular. Bana göre şu anda tabii ki Samet açık ara iyiyim. Önde götürdüğü müsabakayı hakem arkadaşlarımızın kararını saygı duyuyorum ama bana göre, benim yorumuma göre tabii ki Samet aldı şu anda müsabakayı. Samet galip gelecektir. Ama tabii Hasan da bu durumda bu müsabakadan sonra bu kadar arkadaşların önünde ben ne yaptım da böyle çalışmadan geldim, disiplinsiz bir şekilde geldim diyecektir. Hocam ağzınıza sağlık, çok teşekkür çok ediyoruz. Teşekkür ederim. Sizin de ağzınıza sağlık. Katkılarınız için teşekkür ederim. Ben İnşallah teşekkür ederim. Güzel yorumlarınız için renk attınız müsabakaya. Eyvallah, artık sonucu öğrenme zamanı. Sevgili izleyiciler, sözü bakalım, İsa Makgül'e bırakıyoruz. Kazanan biri olacak ama yine Türk sporu kazanacak. Teşekkür ederim. Siklette rövanş maçında bir sporcu galip geldi yine 3-0'la ve maçın galibi Kırmızı Köşe Samet Adem.